onlar aniden geliyor ve dünyaya çarpabiliyor. İşte Rusya'ya çarpan 17 metre çaplı küçük bir asteroitti. Küçük değil çünkü Çelyabinsk kentinin üzerinden geçerken kentin tüm camları kırıldı. Çünkü atmosferi sıkıştırıyor. Şok dalgalarıyla o camlar kırılmıştı. İleride bir göle düştü. Oradan da amatör astronomlar çıkarttılar o göktaşını. Bir şekilde kullanıyorlar. Bunlar küçük olduğu için göremiyoruz Ertan Bey. Evet hocam. Küçük olduğu için. Büyükleri teleskoplar yakalıyor tabii. Yani hocam güneşin arkasına saklansa da göremez miyiz? Yani orada bir anda çıkabilir mi böyle bir asteroid? Şimdi hatırladım. Komo'ydu hocam şeyin ismi. Yörüngesi şey olan. Komo asteroidi. Şimdi bütün asteroidler bütün asteroidler güneşin çevresinde dolanırlar. Güneşin arkasında saklanma diye bir şey yok. Eğer dünyamıza yakın geçerken onda güneş ışığını yansıttığı zaman biz onu yakalarız. Güneşin arkasındayken hiçbir asteroidi göremeyiz zaten, imkanı yoktur. Ama güneşin çevresinde dolandığı için bunları bize yakınken yakalıyoruz, yörüngesini saptıyoruz, ne olduğunu biliyoruz. Hocam affedersiniz. Ama küçükse yakalayamıyoruz. Hocam kütle atmosfere girdiğinde yüzde kaçını kaybediyor? Yani mesela 50 kilometrelik bir kütle girdiğinde dünyaya çarpana kadar... Hacminde çünkü sürtünme ile yanma ki gökte biz göktaşı diye görüyoruz bazen. Evet. Doğru. Bunlar büyük bir hızla atmosfere giriyor. Yani şöyle diyeyim yaklaşık saniyede 10-15 kilometre hızla geliyorlar. Dünyanın atmosferine girdiği zaman sürtünme dolayısıyla sıcaklıklar 2000 dereceye kadar çıkabiliyor. 1800-2000 dereceye kadar çıkabiliyor. Bir kısmını atmosferde bırakıyor. Ama eğer demir, nikel yapılı bir göktaşıysa çok azını atmosferde bırakıyor. Bir de kayalık olan meteorlar var, göktaşları var. Onlar daha çoğunu bırakıyorlar ve onlar atmosferde genellikle patlarlar, küçük parçalar halinde düşerler. Evet. Ama demir, nikel olanlar daha ağır yere kadar düşüyorlar. Bazıları onların patladığını pek görmüyoruz yani. Suya düşmesiyle karaya düşmesi arasında şiddet, basınç ve etki gücü bakımından ne kadar etki farkı var? Okyanusa düşen... Bir farkı yok. Evet. Bundan 65 milyon yıl önce dinozorların yok oluşunu büyük bir göktaşının dünyaya çarpmasıyla izah ediliyor. Onun için çeşitli izahlar var. Bunlardan bir tanesi de göktaşıdır. Şili'nin karanın denizle birleştiği yere düşmüştür. Denize de düşse, karaya düşmesi daha büyük etki yapıyor tabii ki. Düştüğü yerde tüm toprak sıvı hale geliyor. Sıvı hale gelen toprak eriyor ve eridikten sonra donduğunda çok ilginç materyaller ortaya çıkıyor. Krater açıyor yeryüzünde de. Ay'a teleskopla baktığınızda bir sürü krater görürsünüz. O yeni dünyada da açılan kraterleri yakalamak için tüm dünyadaki amatörler uğraş verirler. Hiç bizim ülkemizde krater bulunamamış. Kimse çalışmamıştır üzerine. İlginç olan da budur. Aslında bizim ülkemizde de ben Google'dan araştırdım. Bir iki tane krater bulmuştum. Ama bu şu anda dünyamızda 160 krater var yeryüzünde. Biliyorsunuz Ay'da her taraf kraterlidir. Çünkü dünyamızda rüzgar olduğu için, yağış olduğu için daha önceki kraterlerin hepsi kapanmıştır, yok olmuştur. Ancak yeni kraterler, yani 50 bin yıl önce, 100 bin yıl önceki kraterler hala ayakta durabilmektedir. Peki. Sayın Erman, şunu da merak ederim. Elon Musk'ı yakından takip ediyor musunuz? Okuyorum. Bir projesi var, Starlink projesi. Starlink projesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok kötü şeyler düşünüyorum. yeryüzünden gökyüzüne bakmak, fotoğraf çekmek çok zor hale gelecek. Neden zor hale gelecek? Şu anda 2000'e yakın oldu onun uydu sayısı. 40 bine çıkarmayı düşünüyorum.
Elon Musk'ı bırakın bir kenara. Amazon'un sahibi de aynı şekilde bir şirket kurdu. O da başlıyor. Ondan sonra bir bilmem ne Web10 diye bir proje var. Onlarınkinde yaklaşık 100-200 oldu. Hepsi 10 bin, 20 bin, 40 bin uydu atmaya çalışıyorlar. İyi para var bu işte çünkü. İyi para var. Yani, hocam şu anda bir düzeltme anda yapmak istiyorum Elon da. Elon Musk evet. 100 milyar dolar diyor mesela Starlink projesine. Düşünebiliyor musunuz? 70 bine çıkacaklar tabii. Yakında yani. Starlink 42 bindi projenin tabii. Aslı 70 bini. Hocam düzeltme yapayım. Yanlış söylediğim için yine düzeltiyorum. Kamo Aloe Vera'ydı değil mi? Bu ikinci uydunun ismi. Yörüngesi değişik olan, Ay'a benzeyen DART projesini uygulayacakları. Hocam başarılı olacaklar mı DART projesinde? Şimdi evvela tekrar söyleyeyim. Uydu değil o. Asteroid. Asteroid, evet. Güneşin çevresinde dolanan asteroidlerden bir tanesi. Ben yaşlıyım şimdi ismini unuttum ama bir çift asteroid. Kamo yani diyorlar hocam, Kamo. Arkadaşı var, onun etrafında dolanıyor. Evet, büyünün iki tane. Etrafında dolanıyor. Bu DART'la o küçüğünü vuracağız, büyüğünün yörüngesini değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Değiştirilebilir, daha önce de böyle bir deneme yapıldı. Bir kurşun atıldı bir tane asteroide. Ve baktılar ki yörüngesi değişiyor mu diye. Bir başka yöntem de var. Mesela bir asteroidi gidip de bir beyaz boyayla boyadığınız zaman yörüngesi değişiyor. Güneş ışınları beyazdan daha çabuk yansıdığı için etkiyle kayalık yörüngesini değiştiriyor yani. Böyle yöntemler var. İşte 3-4 tane yöntem var. Bizi göktaşından koruyacak teknolojik yöntemler. Peki hocam bana bir Elon Musk portresi çizebilir misiniz? Ben size bir projeyi sordum ama Elon Musk deyince bir portre çizseniz nasıl anlatırsınız? İyi niyetli bir bilim adamı diyebilir miyiz? Yok, bilim adamı diyemeyiz. Paralı ama bir adam diye. İyi bir girişimci. Çok iyi bir girişimci. Kafası çalışan iyi bir iş adamı olarak bakıyorum ben ona. Peki. Kafası çalışan ve Amerikalıları Ay'a tekrar o götürecek belki de. En iyi uzay turizmini Elon Musk gerçekleştirecek. Bundan eminim. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar alacak, Ay'ın etrafında dolandırıp getirecek geri ve dünyanın parasını kazanacak. Aklı böyle şeyler çalışıyor. Peki bilim adamı değil, girişimci dediniz. Peki iyi niyetli bir girişimci mi? Girişimciler iyi niyetli olur mu bilmiyorum. Yani ben hiçbir zaman ticaret adamı olmadığım için bilmiyorum ama olamaz. Paranın peşinde koşan insanlar her zaman muhakkak bir yerde kötü düşünürler, kötü işler yaparlar. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istedikleriniz? Yok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ertan. Yani benim kafam karıştı tabii. Neden? Nerede karıştı? Çünkü şöyle bir şey. Yani hocam bunu bir netleştirsenize bana. Siz yıllarınızı verdiniz bu işe.